Merhaba, hoş geldiniz tekrar yayınımıza. Evet, saat 17 ve Habere Doğru'nun ikinci bölümündeyiz. Sevgili Sertaç Eş bizimle birlikte, Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi. Merhaba, hoş geldin Sertaç. Merhaba, sevgili Dile. Şimdi izleyicilerimizin yayınlarını mesajdan okuyacaktım ama bir internet kesintisi var. Onu neyse birazdan gelecek mutlaka. Onlar da bekliyorlardır. Ardı ardına onların mesajlarını okumak istiyorum. Evet. Biraz önce gönderdikleri mesajlar hepsi yoğun bir şekilde mesaj yazdılar, sağ olsunlar. Hemen internet gelsin, okuyacağım onların hepsini. Şimdi bugün biraz enflasyonla ve rakamlarla işte doların yükselmesiyle başladık yayınımıza Sertaç. Ondan devam edelim istersen. Deniz, evet. Yavuz Yılmaz'la birlikteydik. O da yaptığı bütün araştırmaları ortaya koydu. Çok ciddi bir rakam çıktı ortaya. 554 milyar liralık işte haksız kazanç ya da yolsuzluğun suç duyurusunda bulunmuş. Bununla bir şehir kurulur diyor yani. Bir tarafta çok ciddi bir şekilde kazanç sağlayan bir kesim var. Diğer tarafta da ciddi bir şekilde fakirleşen halk var. Evet. O kadar büyük bir uçurum var ki bu uçurum tabii izah etmek ancak işte bu türlü yolsuzlukları konuşarak belki anlaşılacak durumda. Şimdi bu bir diğer yandan da altılı masanın işte 2 Ekim'de yapacağı toplantıya yönelik bir hazırlık aşaması, evet, var. Onun da hazırlıkları sürüyor. Onu da konuşmak istiyorum seninle Sertaç. Uh-huh. Aynı zamanda tabii Erdoğan'ın da gençlere yönelik bir özgürlüklerinizden sakın taviz vermeyin diye bir söylemi var. Onu da konuşmak istiyorum. Bu türlü şeylerle ve biraz da Ankara kulislerinden bilgi almak istiyoruz evet. Sertaç Eş'ten. O bilgiyi de istiyoruz. İstersen hemen bir haberle girelim. Erdoğan'ın faiz konusunda yaptığı açıklama haberi. O haberi verirse sevgili Kutay yönetmenim, onunla bir girelim, bir dinleyelim neler söylemiş. Önümüzdeki günlerde ne gibi hayal satma durumu söz konusu bizim için. Onu dinleyelim, sonra başlayalım Sertaç'la. Şubat ayından itibaren önce makul düzeylere indireceğiz. Sonraki yıllarda da enflasyonu olması gerektiği gibi tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız. Türkiye'nin gündeminden pek çok olumsuz başlığı nasıl çıkartmışsak, enflasyonu da mazide bir hatıra haline dönüştüreceğiz. Enflasyonu faiz oranlarını artırarak kontrol altında tutma yaklaşımı artık hiç kimse tarafından dile getirilmiyor, getirilse de ciddiye alınmıyor. Artık büyük liderler bile yükseltmek değil, faizi düşürmenin faydası olduğunu ikrar etmeye başladılar. Evet, batılı liderler de aslında düşürmenin değil, yükseltmenin de düşürmenin yoluna bakıyorlar diyor ve Putin'i örnek gösterdi Erdoğan bu son konuşmasında. Şimdi tabii örneklerimiz sevgili Lüle artık batıdan, Mustafa Kemal Atatürk'ün örnek gösterdiği Batı uygarlığından biraz doğuya kaymaya başladı ki onun farklı gerekçelendirmeleri yapılıyor. Ama bu bile bir anlam içeriyor. Ama Sayın Cumhurbaşkanı sanıyorum bir şeyi eksik söylüyor. Örneğin Fed. Fed bugün yaşananları veya önümüzdeki yıl yaşanacakları önceden öngördüğü için bir faizi yükseltme ve faizin ne zaman düşürüleceğine ilişkin de bir takvimlendirme yaptı. Bunlar şu an yükseliş aşamasında. Fed faizleri yükseltiyor. Gerekçesi de çok net, ekonomik dengeleri sağlamaya çalışıyor. Kaldı ki ortalama %8,5 civarında faiz. Yani ama onların bir öngörüsü ve bir planlaması var. Hatırlarsanız biz bu yaz başına nasıl başladık? Nebati gözlerime baktan başladı. İşte bir ay dendi, üç ay dendi, Eylül dendi. Eylül geldi geçti, artık baktılar ki kısa vadeli vaatler, hayal satmalar tutmuyor. O zaman ne yapalım? Biz yeni yılda faiz düşmeye başlayacak diye, enflasyon düşmeye başlayacak diye vaatte bulunalım. Biraz daha ara açık olsun, umut biraz daha ötelensin. Belki elimiz güçlenir diye. Şimdi artık öyle söylüyorlar. Yani ama buradaki kritik nokta bence şu, Fed'in bir planı var. Evet, Avrupa Merkez Bankası'nın da bir planı var. Bizim bir planımız yok. Çünkü bizim ekonomimiz dışarıdan mamül ya da yarı mamül maddeyi alıyoruz, onu işliyoruz, yani üzerine işçiliğimizi koyuyoruz. Nereye satıyoruz sevgili Lüle? Avrupa Birliği'ne.
Avrupa'ya, Almanya'ya satıyoruz. Şu anda Avrupa, Almanya ne durumda? Gaz krizi, beklenen gaz krizi nedeniyle, enerji krizi nedeniyle bütün tüketimler aşağıya doğru gidiyor. Eğilimler. Yani tüketim azalacak. Artık biz ne satıyoruz? Takım elbise satıyoruz Almanya'ya. Almanya'da yaşayan insanlar belki bu yıl takım elbise almayacaklar. O zaman ne olacak? Biz oraya emeğimizi koyarak ürettiğimiz takım elbiseyi daha az satacağımız için o ekonominin, oradaki durgunluğun bize yansıması biraz daha dramatik olacak. Bütün ekonomistler bunu söylüyorlar. Ama işte artık bir araç olmaktan çıkan para politika kurulunu aldığı faiz kararlar var, indirim kararlar var. Yani sevgili Aziz Konukman'la geçen bir yerde karşılaştık. Sordum hocam bu sistem kime para kazandırıyor dedim. Ucuz faizli para alıp yüksek faizde para satan insanlara yani bankalara kazandırıyor dedi. Bu kadar açık. Bu sistemin halka, sokaktaki yurttaşa kazandırdığı yok. Zaten küresel bir kriz var. Küresel bir durgunluğa doğru gidildiği söyleniyor. Türkiye'nin içindeki olumsuzlukları da buna üstüne koyar eklersek herhalde bize bu biraz yılbaşına doğru daha katmerli gelecek gibi duruyor. Ha, bizim belki gaz avantajımız olabilir. Belki enerji noktasında bir sıkıntı çekmeyebiliriz. İşte Azerbaycan devreye girebilir ki Azerbaycan en azından konutlarda ısınmayı sağlayabilir. Oradan alacağımız gazla. Ama başka bir gerçek daha var. İşte sayın bakanlar açıklıyorlar. Türkiye tükettiği gazın %80'ini sübvanse ediyor. Yani tüketilen gaz gerçek fiyatta değil. Biz o gazı gerçek fiyatlandırmaya son tüketiciye başlarsak ki aradaki o farkı kapatmaya çalışırsak bayağı bir zaman alacağı belli. Türk ekonomisinin toparlanmasının bayağı bir zaman alacağı belli. Öyle Bakan Nebati'nin dediği gibi gözlerimize bakmakla veya Sayın Bakan'ın gözlerine bakmakla hiçbir şeyin düzelemeyeceğini naçizane biz aklımızda anlayabiliyoruz sevgili Lüle. Bunun dışında tabii çok da fazla ciddiye alınmadığı şeklinde bir izlenim mi var benim? Yani mevcut iktidar yaşanan bu sıkıntılı ortamı çok da ciddiye almıyor. Yani farkında değil ya da yok sayıyor. Vatandaşın çektiği sıkıntıyı görmemezlikten geliyor. Erdoğan şimdi yıllar, 1-2 yıl sonra işte tek haneli rakamlara inecek enflasyon söylemini yaparken ki seçim tabii gelmiş geçmiş oluyor bu arada, biraz da hayal satmış oluyor. Devlet Bahçeli'nin de bir söylemi oldu. Onu da izleyicilerimizle hem seninle birlikte bir dinleyelim. Bugün enflasyon çıkar, yarın iner diye böyle basit bir açıklama yaptı. İşte bugün arttıysa yarın iner, hayat pahalı bugün varsa yarın her şey ucuzlar. Bir dinleyelim mi Kutay? Enflasyon bugün arttıysa yarın iner. Hayat pahalılığı bugün varsa yarın her şey ucuzlar. İşsizlik, yoksulluk, terör, gelir dağılımı, adaletsizliği mutlaka kökünden çözülür. Biz Cumhur İttifakı'yız. Lider ülke Türkiye'nin mimarıyız. Evet. Bahçeli böyle diyor. Bugün arttıysa yarın iner. Hayat pahalılığı bugün çoksa yarın düşer. Yani bir şarkı sözü vardır, hatırlar mısınız? Talihin elinde oyuncak olduk. Talihin elinde oyuncak yani olduk. Yani şimdi bakar mısınız? Tabii Sayın Bahçeli çok deneyimli bir siyasetçi. Ben kendisini rahmetli Ecevit'in başbakan yardımcısı olduğu dönemden de izledim. Başbakanlık muhabirliği yapıyordum o dönemde. O dönemde yaşanan krizleri biliyoruz, çok yakından biliyoruz. Türk parası %60 düzeyinde değer kaybetmişti. O zaman birçok insanın canı yanmıştı. Sabit kurdan serbest kura geçişleri hatırlıyorum. Yani enflasyon bazen çıkıyor, bazen iniyor. Bu sadece kağıt üzerindeki bir eğri değil. Bu insanların canını yakıyor. Yani bazen çıkar, bazen iner. Bu kadar retorik söylemek, bu kadar içeriğinden kopuk söylemek bilmiyorum. Herhalde sayın liderler için enflasyonun, fiyatların artmasının herhalde bir anlamı yok. Hiçbir şey hissetmiyorlar ki bu kadar rahat konuşuyorlar. Kendilerine oy verecek olan, en azından onu düşünseler, bir işte bundan 6 ay sonra 7 ay sonra bu vatandaş sandığın başına gidecek. Şu anda içinde bulunduğu durumu bir şekilde sandığa yansıtmayacak mı? Yani yansıtmasını bekliyoruz.
Başka türlüsü zaten olmaz. Rahmetli Demirel'in dediği gibi tencere iktidar götürür diye. Şu anda tencerenin tam iktidar götüreceği dönemlerdeyiz sevgiliyle. Çünkü inanılmaz şeyler var. İnanılmaz şeyler yaşıyoruz. Sadece bu tencereye yönelik, insanların beslenmesine, giyinmesine, barınmasına yönelik şeyler yok. Toplumda sorunlar yok. Başka başka sorunlar var da tespit ettiğimiz şu sorunlar var. Örneğin Antalya'dan, örneğin İstanbul'dan, örneğin Ankara'dan memurlar artık daha küçük kentlere, kiraların, harcamaların, giderlerin daha az olduğu yerlere resmen kaçmaya başladılar. Evet. Şimdi böyle bir ortam oluşmuş durumda. İnsanlar büyük kentlerde yaşayamaz durumdalar. Pazara gidince filelerini inanılmaz rakamlara dolduramıyorlar. Beslenmesinden kısmış, eğitiminden kısmış, sağlığından kısmış, her türlü giderinden kısmış bir toplum var karşımızda. Bu insanlar eğer bu dönemde sandıkta tercih değiştirmeyecekse hangi dönemde tercih değiştirecek? Açıkçası ben başka bir yol çıkar yol bulamıyorum. MAK araştırmanın sahibi Mehmet Ali Kulat'la konuştuğumuzda işte geçen hafta Sayın Kılıçdaroğlu da Elazığ'daydık, o da oradaydı. Onun net bir belirlemesi var. AKP'nin oyları %40'lardan %30'lara indi. Bir. İkincisi AKP kendi tabanının dışından hiçbir tabandan oy alamıyor, alamamaya başladı. Daha önemli bir şey var sevgili Hülya. O da şu, şu tespitte bulunuyor. Diyor ki ilk kez oy kullanacak insanlar için saha çalışması yaptık. 7 coğrafi bölge artı İstanbul'u bir bölge saymış. 8 bölgede araştırmayı yapmışlar. Ortaya çıkan çok yalın bir gerçek var. İlk kez oy kullanan insanlarımız araştırmasında hiçbir bölgede AKP birinci değil. Hiçbir bölgede birinci değil. Bunun başka bir sosyolojik anlamı da daha var sevgili Hülya. O da şu. AKP döneminde doğup büyüyüp sandığa gidip ilk kez oy kullanacak olan kuşak AKP'ye oy vermiyor veya az veriyor veya az verecek. Bu çok net olarak ortada. Bu aslında düşünebiliyor musunuz? Nasıl bir çelişkidir, nasıl bir çıkmazdır bu? Yani her şeyiyle AKP'ye doğmuş çocuklar, büyümüş, her şeyi görmüş çocuklar. Daha önce bir örneği yok. Sizin, bizim daha önce parlamenter sistemden başka liderlerden gördüğümüz, kıyaslayabileceğimiz örnekler var. Ama bu çocukların yok. Kıyaslayabilecekleri olmamasına rağmen şimdi AKP'ye ve AKP döneminde yetişmelerine rağmen çok az bir bölümü AKP'ye oy verecek. Hani bu da aslında seçmenin eğilimini, toplumun eğilimini belirlemede, göstermede çok kritik bir veri bence sevgili Hülya. Evet, kesinlikle. Tabii gençlerin aslında anne babaları AKP seçmeni olmasına rağmen de çocuklar o sandık başına gittikleri zaman anne babalarının tercihleri doğrultusunda oy vermeyeceklerine yönelik de araştırmalar var. MAK'ın da araştırmasında bu vardı net bir şekilde. Buradan iç siyasete hafif hafif geçelim. Aslında ekonomi bağlantılı yine. İç siyaseti zaten artık sen de söyledin sandık meselesini ortaya koyarak. Babacan'la Erdoğan arasında bir diyalog oluştu. Orada Erdoğan diyor ki ya sen kimsin? 6 sıfırı Türk lirasından çıkaran bu başbakan sen kimsin ya? Diyor. Babacan da bir cevap verdi. Madem keramet imzada şöyle bir imza atın da şu enflasyonu bir düşürüverin. 4 yıldır niye atlattınız bu enflasyonu diye cevap vermiş. Babacan'ın o sözlerini getirelim. Sertaç'tan yorum isteyeceğim. Tam 4 yıldır bu ülkeyi tek imzayla yöneten siz değil misiniz? Şu anda seçime kadar tam yetkili yine siz değil misiniz? Sizsiniz. Tek imzayla aklınıza gelen her şeyi yapabiliyor musunuz? Madem keramet imzada, hani diyor ya bana, ben imza atmasaydım yapamazdı diyor ya. Madem keramet imzada, şöyle bir imza atın da şu enflasyonu bir düşürüverin diyorum ya. 4 yıldır niye patlattınız bu enflasyonu? Şöyle bir fiyakalı imza atın da şu hayat pahalılığını bitirin bakalım. Bu hayat pahalılığını da patlatan sizsiniz. Başkası değil ki. Evet, gördüğünüz gibi Babacan madem keramet imzada imzayı atıverin de şu enflasyon insin
diye bir çıkış yaptı. Şimdi tabii iç siyasete geçtiğimize göre yavaş yavaş altılı masaya yönelik bir işte saldırılara başladı. Çünkü AKP'den doğrudan oy alabilecek AKP'den kopmuş olan iki parti var orada. Deva Partisi, Gelecek Partisi. Onlara tabii bir şekilde göndermede bulunmaya başladı. Seçim stratejisinin bir parçası tabii bu. Şimdi burada kritik nokta Sayın Babacan'ın konuşmasında bir nokta var. Orada şu diyor. Tek imzayla her şeyi çözüyorsun. Evet. Burada tek adamlık ön plana çıkıyor. Şu bir gerçek. AKP'nin ilk dönemlerinde çokça kendilerinin, AKP'lilerin ve çevresindeki diğer siyasetçilerin bir noktayı çok net altını çizerlerdi. AKP'liler bir karar alınacağı zaman bulabildikleri en geniş ortamda müzakere, ön müzakere yapıyorlar diye. Ondan sonra karar veriyorlar diye söylenirdi. Ama Sayın Babacan'ın da söylediği gibi başkanlık sistemine geçilmesinden sonra, Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olmasından sonra bu tek imzaya kaldı. Hiçbir ekonomist, ben şimdiye kadar hiçbir ekonomistten duymadım. Bu krizde enflasyon artarken, yükselirken, dolar yükselirken para politikası faizini düşürmenin normal olduğunu hiçbir ekonomistten duymadık. Aksine bazı yandaş ekonomi yazarları var. Onlar televizyonlarda her karar, her faiz düşürüldükten sonra yaptıkları yorumlarda neredeyse tipi kayıyor insanların. Yani bunu olumlu açıklayabilmek için bir yol bulamıyorlar. Tükeniyorlar. Niye yaptım bunu? Şimdi tabii Sayın Erdoğan'ın bir iddiası var. Putin de faizi düşürmek istiyormuş. Ama yani Putin'in ekonomi dengeleriyle Rusya'nın ekonomik dengeleri, Türkiye'nin ekonomik dengeleri birbiriyle nasıl kıyaslanıyor? %14 civarında Rusya'da enflasyon oranı, bizde ama TÜİK rakamlarıyla %80. Tabii savaş olmasına rağmen enflasyon %14, bizde savaş yok. %80. Yani şimdi bir ölçü değil. Bir yerinden yakalayamazsınız, bir yerinden tutamazsınız. Tabii bu AKP'den kopan partiler, Deva Partisi ve Gelecek Partisi, herhalde bir risk olarak belli bir oy potansiyelini götürecek gözüyle bakıldığı için veya öyle hissedilmeye başlandığı için Sayın Cumhurbaşkanı da bu saatten sonra artık muhatap almaya başladı. Bir şeyler söylemeye başladı. Bu da AKP'nin elinin giderek zayıfladığının başka bir kanıtı. Evet, bu da altılı masaya yönelik. Altılı masanın yıpranması AKP'nin stratejinin en önemli tabii bir önermesi parçası yok aslında. Çünkü onun dışında çok büyük bir malzeme kalmadı elinde. Yok, bir önermesi yok. Ekonomiyi düzelteceğini, başka şey, ne bileyim, umut verecek bir söylemi kalmadı. Şimdi başka hiçbir şey kalmayınca ben başarısızsam, başarılı olamıyorsam rakibim de başarısız olsun. Tek beklenti bu noktaya indirilmiş durumda. Bütün tek sesli yandaş kanallara bakarsanız sanki ülkeyi Sayın Kılıçdaroğlu, CHP veya işte Millet İttifakı veya altılı yapı yönetiyormuş gibi inanılmaz bir dezenformasyon eşliğinde inanılmaz bir muhalefet yürütülüyor. Çok inanılmaz yalanlar gündeme getiriyor. Örneğin Sayın Akşener'in Pursaklardaki bir ziyaretinde yani bir şeyler söylemiş, o da başka cevap vermiş seçmene. Bunların hepsinin sonra biz yalan olduğunu, farklı diyaloglar geliştiğini öğreniyoruz. Ama insanlar bir yalanı alıp o yalanı büyüterek muhalefete muhalefet ediyorlar. Yani siz de bilirsiniz, gazetecilikte haber haberdir, ancak öncelikli haber iktidara muhalefet etmektir, muhalefete muhalefet etmek değildir. Her türlü, tabii haber ölçütünü taşıyan her şey haberdir. Tabii. Ama temel amaç iktidara muhalefet etmektir. Ama bizim ülkemizde maalesef bu tam tersine dönmüş durumda. İşte şurada Tele1 bir takım muhalif kanallar var, gazeteler var, Cumhuriyet gibi. Bunların dışında herkes muhalefete muhalefet ediyor sevgili Dilli. Evet, altılı masa konusuna gelelim biraz. O 2 Ekim'e yönelik biraz bilgi vermeni isteyeceğim. Bu arada son dakika bilgisi de var. Onu arkadaşlarım şu anda yansıttılar. Türkiye hem Amerika Birleşik Devletleri'ne hem de Yunanistan'a yönelik bir nota hazırlamış. Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmış Yunanistan Büyükelçisi, Ankara'nın Büyükelçisi, Ankara'daki Yunanistan Büyükelçisi. Adaların silahlandırılması meselesini gündeme getirmiş. Bu arada ABD'ye de
bu konuda önlem alın. Doğu ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler için gayri askeri statüyü ihlal etmemesi ne istemiş Yunanistan Büyükelçisi'nden, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Yunanistan Büyükelçisi'nden. Bu arada Midilli ve Sakız adalarına ABD menşeili zırhlı araçların konuşlandığı bilgisi var. Onu evet. da belli ki Amerika Birleşik Devletleri'ne bir nota halinde ya da bir bilgi halinde yansıtmış Dışişleri Bakanlığı'na şu anda bilgisi şu anda arkadaşlarım altyazı olarak veriyorlar. Altılı Masa'ya yönelik Yunanistan'ın, Yunanistan diyorum tabii, Erdoğan'ın eleştirisi vardı. Onu da verelim. Erdoğan'ın çünkü Kılıçdaroğlu'nun en son bu İzmir'de yaptığı konuşma sonrası da arka arkaya AKP'lilerin yaptığı açıklama oldu. Erdoğan diyor ki bu Altılı Masa'dan bir şey çıkar mı? Bunlar her toplantıda bir sonraki toplantıyı nerede yapacaklarını konuşuyor. Gayet doğal herhalde ama işte onu bile eleştiri konusu. Yok, nerede yapacaklarını konuşmuyorlar. Alfabetik sıraya göre belli zaten hangi toplantının nerede olacağı. Doğru. Ama burada herhalde Sayın Cumhurbaşkanı onu da atlamış o bilgiyi. Bu saat bu Cumhuriyet Halk Partisi'nden sonra Deva Partisi'nde toplanacağı açık net. En azından alfabetik sıraya göre biz bunu biliyoruz. Ev sahipleri ev belli sahipleri, alfabetik böyle sıraya gidiyor. Göre belki o ikili görüşmelerden mi bahsediyor bilmiyorum artık. Yahu bu Bay Kemal SSK'yı batıran insan değil mi diye artık bir sakız diplomasisi, sakız muhabbeti yapıyor. Bunu en çok Sayın Melih Gökçek kullanırdı. Bunu kullanıyor değil mi? Avara kasnak gibi böyle döner bunu söylerdi. Kaldı ki bu da gerçek değildir, bu da bir yalan. Bunu işte defaatle Sayın Kılıçdaroğlu açıkladı. Şimdi herhalde Sayın Cumhurbaşkanı da malzemesiz kalmış olacak ki tekrar gene başa döndü. SSK demeye başladı ki artık SSK diye bir şey kalmadı. Her türlü belge bilgi ellerinde. Ama bu belge bilgiyi nasıl değerlendireceklerini bilemiyorlar çünkü ortada bir şey yok. Bu kadar açık. Altılı Masa'ya yönelik Sayın Tayyip Erdoğan'ın getireceği eleştirilerin ötesinde Altılı Masa'nın ne yapacağı önem taşıyor sevgili Lüle. Çünkü Altılı Masa'ya yönelik herhangi bir eleştiri bu saatten sonra Sayın Cumhurbaşkanı, AKP sözcüleri veya iktidar partilerinin getirmesinin anlamı yok. Çünkü niye yok? Şunun için yok. Sokaktaki insanın dikkati artık Altılı Masa'da. Bu çok açık ve net. Tamam. Aday kim? Tabii ki bu tartışılacak. Yani bu birdenbire karar verilmez ki. Burada bir altı farklı partinin bir araya gelmesi var. Bunların apayrı programları var. Bunlar orada bir birlik oluşturmaya, bir ortak nokta bulmaya çalışıyorlar. Bunun için çok yoğun çalışıyorlar. Çok ciddi, çok sayıda komisyon var. Bu komisyonlar toplanıyor, altyapıyı çalışıyor. Adeta şey gibi... ikili ilişkilerde ülkelerin ilk önce diplomatlar nasıl toplanır, bir çalışırlar, bir ortak nokta yakalamaya. Burada da böyle kapsamlı bir çalışma var ama burada en önemlisi şu. Altılı Masa'nın en büyüğü, ana muhalefet lideri olarak CHP ve CHP'nin lideri Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir stratejisi var. Bu açık net. Yani bunu görmek artık bu saatten sonra zorunlu. Bunu görmezse iktidar da yanlış yapar. Bunu görmezse diğer muhalefet partileri de yanlış yapar ki diğer altılı yapıda olan muhalefet partilerinin ben bunu gördüğünü görüyorum, hissediyorum. Sayın Kılıçdaroğlu aday olur mu? En büyük soru bu. Bence şu an kişisel fikrim olarak söylüyorum. Eğer adaylığa en yakın %99 aday kim derseniz benim kişisel fikrim Sayın Kılıçdaroğlu şu saatte adaydır. Ama bu saatten sonra... Bir değişiklik olabilir mi? Tabii ki teorik olarak hiçbir şey kesinleşmemiş değişiklik olabilir. Ama eğer Sayın Kılıçdaroğlu kendisi aday olmazsa kimin aday olacağına da Sayın Kılıçdaroğlu kesinlikle karar verecektir. Ama işleyen süreci irdelediğimizde baktığımızda adaylaşma ve adayın isimlendirilme noktasında çok ciddi bir aşama kat edilmiş durumda. Altılı Masa'nın ortak adayı çıkarması kabul edilmiş durumda ve bu kabul edildiği zaman sahnede, siyasi sahnede kim vardı? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Eğer o an siz bir ortak karar, ortak aday kararı alıyorsanız, o an akla gelecek olan lider kimdi? Sayın Kılıçdaroğlu'ydu. Çünkü tartışmasız en önde anketlerde, kamuoyu yoklamalarında da eğilimi yükselen bir lider vardı, o da Sayın Kılıçdaroğlu'ydu. Ben bu saatten sonra Sayın Kılıçdaroğlu'ndan geriye bir dönüşün, farklı bir aday için geriye dönüşün
olacağını pek olası görmüyorum. Çünkü yapılan kamuoyu yoklamaları çalışmasında parti parti olarak söylemiyorum. Ama şöyle bir gerçek var. Bunu hem CHP'lilerden biliyoruz, hem İyi Partililerden hem de diğer partilerden gösteriyor. Ortak aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkması, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olması anlamına geliyor. Bu kamuoyu yoklamalarından da açık, net. Kazanıyor Sayın Kılıçdaroğlu. Bunu CHP'de de birileri biliyor, İyi Parti'de de birileri biliyor, diğer partilerde de birileri biliyor. Arada neler var? İşte Sayın Kılıçdaroğlu'nun bazı düzeltmeler yapıyor. İzmir'de yaptığı toplantı gibi, orada yaptığı konuşmalar gibi. Bunlar, naçizane Cumhuriyet'te de yazdık, bunlar Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından sonra yapılacak, alınacak pozisyonlar ve atanacak delegasyonlar için bir pazarlığın ötesinde başka hiçbir şey değil Sayın Lüle, bana göre. Bu da çok normal, çok doğal. Çünkü 6 partiden oluşan bir yapı. Sayın Kılıçdaroğlu'na bakınca Sayın Kılıçdaroğlu bu yapıyı kuran, götüren, adeta orkestra yönetmeni gibi çalışan bir lider. Bu saatten sonra burada bir geri adım olur mu? Hiç sanmıyorum. Buradan bir kopma olur mu? Parti olarak bir kopma kesinlikle beklemiyorum. Ama bazı partilerde memnuniyetsizler gündeme gelebilir mi? İsimler bazında olabilir. Bu AKP'de de oluyor, MHP'de de oluyor zamanla. Aynı şeyler altılı yapı içindeki partilerde bazı isimlerin memnuniyetsizliği gündeme gelir ve onların kendi partilerinden belki kopma olabilir. Belki diyorum, bu da kesin bir şey değil. Ama onun dışında altılı yapıdan bir kopma açıkçası bu beklemek saatten sonra partiler için siyasi intihar olur. Olursa da zaten siyasi intihar olur herhalde. Siyasi yani en büyük kayıp olur onlar için. Tabii, çok ciddi. Başka bir nokta kayıp var. Şimdi bütün kamuoyu yoklamacıları şunu söylüyor. Büyük bir kararsız kitle var. O kararsız kitle aslında kararsız değil bence. Şöyle hani bunu kamuoyu araştırmacılarıyla konuştuğumuzda onlar da söylüyor. Onlar şunu bekliyor sevgili Lüle. Onlar bir kere eşlerinden boşanmış, ayrılmış. Kim bu eş? AKP. Bundan sonra geri dönmez. Yani geri dönmesi çok rastlanan bir olay değil. Şöyle bir şey bekliyorlar. Ruhen kopmuşlar. Tabii yani kopmuş. Yani kopmasak kararsız olmaz zaten. Kopma kararını verenler kararsız mıdır sizce? Ama bence değildir. Yeniden geçeceği yeri belirleyememiş kişiler. Bu da altılı ittifakta bir umut beklentisinden kaynaklanıyor kararsızlık. Orada bir toparlanma, orada güçlü bir Kemal Kılıçdaroğlu artı 5 lider, güçlü bir toparlanma olduğu an ben o kararsızların çok kısa sürede karar verebileceğini düşünüyorum, vereceğini düşünüyorum. Ki Sayın Kılıçdaroğlu da Elazığ'da yapmadığımız görüşmede zaten açık açık söyledi. Ben kararsızların kararsız olduğunu kabul etmiyorum dedi. O da bu anlamda söylediğini düşünüyorum. O kararsız kitlenin karar vermesiyle zaten bütün dengeler anketlere de yansıyacak. Ama bu takvimlendirme biraz daha sürecek mi? Evet sürecek. Çünkü 6 partinin bir araya gelip bir kompozisyon oluşturması o kadar da kolay bir şey değil. Bu çok ciddi bir siyasi altyapı çalışması istiyor. Evet, şimdi önümüzdeki hafta sonu yani pazar günü 2 Ekim. Evet. 1 Ekim'de meclis açılıyor. 2 Ekim'de altılı masa liderlerinin bir araya geleceği bir toplantı olacak. O da ikinci turun ilk toplantısı olacak. Evet. Şimdi orada çıkacak olan belki mutabakat metninde yeni unsurlar olacaktır büyük bir ihtimalle. Onları da göreceğiz. Daha sabit, daha umut veren, işte vatandaşın beklentisini daha çok karşılayabilen bir metin ortaya çıkar diye düşünüyorum. Çünkü ikili görüşmelerin sayısı çok arttı. En azından bize yansıyan, belki bize yansımayan birçok görüşmeler yapılmıştır. Bize kamuoyuna yansımayan daha önce bu tür ikili görüşmeler oluyordu. Ama şimdi kamuoyuna yansımaya başladı bazıları. Sayın Babacan'ın, Sayın Davutoğlu'nun yaptığı görüşmeler ki bunlar çok normal. Çünkü sona yaklaşıyoruz. Evet. Sayın Bey. Artık bu saatten sonra hangi parti, hangi lider, hangi isim, siyasi isim neye talip, neyi yapmak istiyor seçimden sonra bunu anlatmaya, o yapıdaki ortaklara anlatmaya ve rol üstlenmeye çalışıyorlar. Evet. Açıkçası herkes görünür olmak, seçmenin gözünde görünür olmak ve siyasal olarak kazanç elde etmeye çalışıyor. Evet. Bu açıdan bunların hepsi normal.
Bu dediğim gibi adaylaşmanın sonrasına yönelik çalışmalar. Ama partiler arasında komisyonlar var. Komisyonlar kuruldu. Örneğin yol haritası komisyonu kuruldu. Evet. Ki bu çok önemli bir şey. Bunu da Sayın Babacan çok önemser ve sık sık dile getirir ki ben sanıyorum bu toplantıda yol haritasına ilişkin bir takım somut şeyler ortaya çıkacak. Bildiğim kadarıyla Deva Partisi'nin ve Demokrat Parti'nin bir çalışması var bunda. Bu nedir? Meclis nasıl olacak? Bürokrasi nasıl olacak? Dış siyaset nasıl olacak? İç siyaset nasıl olacak? Burada örneğin kamu personelinde atama nasıl olacak? Örneğin üst düzey bürokratlarla gelen hükümet hemen çalışacak mı? Kaç yıl çalışacak? Kaç ay çalışacak? Yoksa belirlenmiş bir takım kararnamelerle AKP dönemi bürokrasinin kenara konması mı olacak? Bunların hepsi ayrıntılı bir şekilde her parti tarafından çalışılıyor. Evet. Bunların o toplantıda görüşüleceğini düşünüyorum. Ama bir sürpriz de olabilir bence. Yine de bir sürpriz olma ihtimali var. Evet, çünkü ortak aday kararı alınması geçen toplantı için sürpriz bir karardı. Aynı sürpriz burada olabilir mi? Siyaset günden güne değişiyor. Bence 2 Ekim her şeye açık. Evet. Şimdi arka arkaya iktidar cephesinden Kılıçdaroğlu'na yönelik tepkiler ya da hedef Kılıçdaroğlu olduğu için ona yönelik cümleleri verelim. Bülent Turan'dan Kılıçdaroğlu'na aday ol kardeşim gel hodri meydan. Bu milletin irfanında, vicdanında, izanında karşılığı olmadığını bütün dünya görsün demiş Bülent Turan. Geçelim Bakan Derya Yanık'a. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık diyor ki ben muhalefetin Cumhurbaşkanı adayının bugünkü adı geçen isimlerin hiçbirisinin olmayacağı kanaatindeyim. Kılıçdaroğlu da dahil. Benim kanaatim hiç bilinmeyen ve seçime çok az kala bir isim çıkaracaklar ortaya diyor. Öyle bir kanaat sahibi Derya Hanım. Onu da geçelim. Devlet Bahçeli'nin bir afiş konusundaki eleştirisi vardı. Onu da verelim. Hani Cumhur İttifakı'ndaki söylemleri de izleyicilerimiz bilsinler. Diyor ki Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na, Türkiye'ye meydan okuma küstahlığıdır. Afiş önünde paylaştığım fotoğraf PKK'lı teröristlerle gıyaben çektirilmiş aile fotoğrafıdır. Vatan haini. Demirtaş'a şükran görüntüsü. Seninleyim mesajıdır demiş Devlet Bahçeli'de. Şimdi arda arda verdiğimiz bu üç yoruma ne diyorsun Serdar'cığım? Bir, Bülent Turan'ın yorumu artık aday ol, aday olmalısın gibi tavsiye içerikleri kenara hiçbir konmuş. Hiçbir karşılığının olmadığına yönelik şey çıksın. Adaylığı kabullenilmiş. Onun için onu geçelim. Fazla bir anlamı yok. Derya Yanık Sayın Bakan bence fantazi yapıyor. Yani herhalde yeni bir insan mı üretecek altılı yapı bizim bilmediğimiz. Sonuçta 3 aşağı 5 yukarı biz de gazetecilik yapıyoruz ve biz de Sayın Bakan kadar belki yakından olmasa siyaset ama biz de onun kadar izlemeye çalışıyoruz. Farklı, hiç bilinmeyen hokus pokus mu olacak? Öyle bir şey beklemiyorum. Dolayısıyla bence fantezi yapıyoruz. Bunu da fazla üzerinde durmak gereksiz. Gereksiz ama burada bence biraz üzerinde duralım. Bu afişler Sayın Kılıçdaroğlu'nun Elazığ'ı ziyaret etmesinden önce Elazığ'da bu ve değişik bir takım afişler asıldı. Bu afişleri asmak açıkçası bir provokatif girişimdi. Elazığ'da hiçbir şey olmadı. Bilmedikleri sayın iktidar sözcülerinin, liderlerinin başka bir konu var. Sayın Kılıçdaroğlu Elazığ'da büyümüş ve Elazığ'da ortaokulu, liseyi okumuş bir insan. Orada Turan diye bir gazete var. İlk şiirleri orada yayınlanmış bir insan. Elazığlılar, Kılıçdaroğlu Elazığlıların evladı gözüyle bakılıyor orada. Orada Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik bir dışlama, bir tepki olmadı. 3 saat ben Sayın Kılıçdaroğlu'nu izledim. Alpay Özalan bu afişleri Sayın Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinden önce Elazığ Kemal Kılıçdaroğlu'nu böyle bekliyor diye paylaştı Twitter'dan. Elazığ Sayın Kılıçdaroğlu'nu böyle karşılamadı.
oraya provokatif olarak konulan bu asılan bu afişleri görünce biz üzüldük açıkçası. Hani herhangi bir şey olur mu? Bir tepki gösterilir mi? Abartılı bir tepki gösterilir mi? Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik farklı farklı yerlerde en son işte Çubuk'ta çok iğrenç bir saldırı oldu. Hani orada böyle bir şey olabilir mi? Hayır. Bizim orada gördüğümüz Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik bir ilgi, esnaftan ilgi, halktan ilgi ve coşkulu bir partili kalabalık karşıladı. Bunlar gerçekleşmedi. Tabi siz bunu asarsanız oraya, siz gittiğiniz hiçbir ilde kendi aleyhinizde bu tür afişlerle karşılaşmak ister misiniz? Zaten Sayın Erdoğan için böyle bir şey söz konusu olamaz. Sayın Bahçeli'nin de bunu kabul edeceğini sanmıyorum. Ana muhalefetin liderine böyle bir provokatif girişim olursa o da çok ironik bir şekilde önüne geçip fotoğrafını çekip paylaşmış. Bunu Sayın Kılıçdaroğlu'na bölücülerle birliktesin, bölücüleri destekliyorsun gibi söylem sanıyorum Sayın Bahçeli'nin kendi tabanını konsolide etmeye yöneliktir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun, yani Kılıçdaroğlu evet Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir bölücülük yakıştırmak biraz hafif kalıyor Sayın Lüley. Bu parti bu ülkeyi kurmuş ve bu ülkenin sınırlarını çizmiş olan parti. Şimdi bu ülkenin sınırlarını çizmiş partinin liderine bölücü demek veya bölücülerle iş tutuyor birlikte demek hiç inandırıcı olmuyor. İnanın olmuyor. Ne halk tabanında inandırıcı oluyor, ne uluslararası arenada inandırıcı oluyor. Hiçbir yerde inandırıcı olmuyor. Ne yani? CHP'nin kurduğu, çizdiği, kanıyla çizdiği sınırları, Türk insanının kanıyla çizdiği sınırları CHP'nin lideri mi tartışmaya açacak? Çok komik geliyor bana Sayın. Evet, kesinlikle öyle. Zaten Kemal Kılıçdaroğlu da hem bu fotoğrafı özellikle gitti o afişin önünde çektirdi, hem de çok anlamlı bir mesaj yayınladı. Ama orada da diyor ki, Bay Kemal'i şehre ziyaretini provoke etmek için her yeri bunlarla donatmışlar, inanın. Genelde hiç umursamam saray provokasyonlarını. Ancak üzücü olan şey şu ki, bu ucuz provokasyonlar yapılırken yurttaşlarımızın kırılan kalplerinin ne olacağını kimse düşünmüyor. Burada ayrıca bir gerçeğe dikkat çekmek gerekiyor. Selahattin Demirtaş bir siyasi. Selahattin Demirtaş'ın hapiste kalması birçok insanın, hatta hukukun vicdanının kanamasına neden oluyor. Selahattin Demirtaş suçlu olabilir ama bugünkü gerekçelerle, bugün getirilen delillerle, bugün verilen kararlarla Selahattin Demirtaş'ın hukuk ezilerek içeride tutulduğu çok açık ve net. Bunu bir siyasi bakış açısıyla söylememek lazım. Bunu bir ideolojik açıdan bakarak söylemiyorum. İsmi çıkart bir kenara. Sadece onunla ilgili kesinlikle alınan kararlar. Kesinlikle bu temel hukuk, hepimizin karşısına çıkabilecek temel hukuk sorunu, AKP döneminde en çok yıpranan, en çok kullanılan, tepelenen hukuk burada da tepeleniyor. Başka yerlerde de Osman Kavala kararında da tepeleniyor. Bu insanların siyasi düşüncelerine katılmayan insanlar, bu insanların hukuk mağduru edilmesi nedeniyle bu insanları savunuyorlar. Bu da altı çizilmesi gereken bir şey. Selahattin Demirtaş'ı siyaseten savunmayan ve onun rakibi olan, ona her ortamda karşı çıkan insanlar hukuk mağduriyetini savunmak zorundalar. Çünkü o hukuk siyaset değildir. Halbuki Erdoğan senin gibi düşünmüyor. Gençlere yönelik bir söylemi oldu. Özgürlüğünüzden sakın taviz vermeyin. Bu ben olsam bile dedi. Arkadaşlarım şimdi göstersinler diyor ki, benim karşımda asla özgürlüğünüzden taviz vermeyin. Kabaca bu aslında bir haberi var, onu vermeyelim. Çünkü senin zamanını hani... Erdoğan'ın söylemini senin zamanına katmak istemiyorum. Bu hani şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın özgürlükten kastı nedir? Onu anlamıyorum. Emin olun anlamıyorum. Ama özgürlükten benim kastım nedir? Bir iki örnek vermek istiyorum. Son gittiğimiz yer Anadolu'da. Büyük kentlerde her şey kalabalık nedeniyle araya kaynıyor, araya karışıyor. Ortaya çıkamıyor. Son gittiğimiz yer Elazığ. Elazığ'da bir iki tane yurttaşı dinledim. Yurttaşın birisi geldi dedi ki, ben eski AKP'liyim, AK Partiliyim dedi. Artık AKP'ye oy vermeyeceğimi sosyal medyadan paylaşınca 5 silahlı insan geldi, beni tehdit etti. Çevredekilerin yardımıyla ölümden kurtuldum diyor. Bu olaydan
Muhalefetteki bütün liderlerin haberleri var. Babacan'ın da haberi var. Davutoğlu'nun da haberi var. Herkesin haberi var. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da var. Bu mu özgürlük? Taviz vermeyeceğimiz özgürlüğümüz bu mu? Bir. İkincisi, Sayın Babacan Elazığ'ı ziyaret ediyor. İşte siyasi parti propaganda yapacak. Ne olacak? Konuşurken, caddeden geçerken bir yurttaş çıkıyor oradan. Diyor ki, bizi bunlardan kurtarın diye bağırıyor. Babacan el sallıyor, gidiyor. Babacan uzaklaştıktan sonra 3 kişi geliyor. Bu beyefendinin fotoğrafını çekiyor. Kimliğine bakıyorlar. Kimlik tespitini yapıp gidiyorlar ve bunların polis olduğu söyleniyor. Şimdi vazgeçmeyeceğimiz özellik... Onun başına kim özgürlük, ne geldi bu arada? Fotoğrafı çekilen kişinin. Evet. Vazgeçmeyeceğimiz özgürlük bu mu sevgili Lüle? Şimdi başka bir şey. Havaalanına gidiyoruz. Bindiğimiz otomobilin önüne, otomobil de bizi havaalanına bırakacak otomobil de Gürsel Erol'un otomobili. Hani gazetecileri o bırakıyordu havaalanına. Normal hızla giden otomobilin önüne bir yurttaş kendini attı. Plakada G. Erol yazdığı için Gürsel Erol'a ulaşmaya çalışıyormuş. Diyor ki, beni eziyorlar, beni dövüyorlar, beni mahkemeye verdiler, atacaklar, elimde ses kayıtları var, ne olur beni Gürsel Erol'la görüştürün. Vazgeçmeyeceğimiz özgürlük üçüncü olarak herhalde bu olmaması lazım. Ama Sayın Erdoğan'ın kastettiği özgürlükleri inanın ben de istiyorum. Hem de çok istiyorum. Yani korkmadan insanlar Elazığ'da, Erzurum'da, Kayseri'de, Konya'da konuşabilmek isterler. Bu özgürlükse katılıyorum. Onların özgürlüğünü, konuşabilme özgürlüğünü savunuyorsa Sayın Cumhurbaşkanı, bizim bu söylediklerimizi çıkış noktası kabul edip oradaki o özgürlükleri sağlayabilir. Ama özgürlüklerden kendisine yönelik bir takım metiyeleri, partisine yönelik bir takım olumlu yaklaşımları kastediyorsa maalesef bu özgürlük değil. İktidar hiçbir zaman, hiçbir yerde kendisine karşı bir özgürlüğü savunmamıştır. Bunu biliyoruz. Gençlere özellikle, yani Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananları biliyoruz. Konferansların, işte festivallerin, konserlerin iptallerinden bahsediyoruz. Bunların hepsi o gençlerin özgürlük alanlarına giren bence şeyler. Bence kastettiği şu, giderseniz gidin özgürlüğüdür o. En fazla gitmekte özgürsünüz. Evet, AK Parti'den veya iktidardan beklediğimiz özgürlük bu. Türkiye'deki doktorlar çok ciddi bir maliyetle doktor oluyorlar. Vatandaşın vergisiyle Almanya'ya gidiyorlar. Ben savunma güvenlik muhabirliğinden geliyorum. Bir sürü savunma sanayi mühendisi şu an Hollanda'ya gitti. Sadece bir kurumda 540 Türk mühendisi çalışıyor. Türk mühendislerin oturduğu bir mahalle var artık. Bir giden mutlaka arkasından birini getiriyor. Ciddi bir beyin göçü, ciddi bir maddi külfet oluşuyor Türkiye'ye. Yetiştirdiğimiz insanlar gidiyorlar. Şimdi bu, biz kan kaybediyoruz ama Sayın Cumhurbaşkanı ona bir özgürlük olarak bakıyorsa benim diyeceğim hiçbir şey yok. Aynı bu zamanda Canan Kaftancıoğlu'nun tweetini de getiririz. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Kaftancı da diyor ki, Ali İsmail Korkmaz, Ethem Sarısülük, Mehmet Ayvalıtaş, Abdullah Cömert, Medeni Yıldırım, Berkin Elvan, Ahmet Atakan ve Hasan Ferit Gedik özgürlüklerinden taviz vermemişlerdi. Aynısı iştir kişinin lafa bakılmaz. Onlar da özgürlüklerinden taviz vermediler. Özgürlüklerini istediler, daha doğrusu sokağa çıkıp başlarına gelen kalmadı. Tabii içimiz yanıyor. Bu isimleri, gencecik insanları burada görünce içimiz yanıyor. Bu insanlar genellikle devletin kadrolarından dışlanmış insanlar. Devletin olanaklarından dışlanmış insanlar. Ali İsmail Korkmaz örneğin Eskişehir'de dövülerek bir insan öldürüldü ve bu insan çok genç yaştaydı. Yani insanın dili dolaşıyor. Bu insanların bunlar yaşamalıydı Sayın Lüle. Bunların yaşamadığı bir ülkede özgürlüklerden bahsetmek o başka bir şey. Onu anlamlandırmak, isimlendirmek çok zor. Yani insanların böyle
şiddetle öldürüldüğü bir ülkeyiz. Maalesef tarihimizde de böyle şeyler var. Ama bu tür olayların sürüyor olması kötü bir şey. Ama bu ortamda çıkıp da özgürlüklerden bahsettiğiniz zaman insanın aklına Ali İsmail Korkmaz, Berkin Elvan, yani bu çocuklar geliyor. Bu özgürlük değil açıkçası. Evet, sonuçta yani Erdoğan'ın söylemiyle yaşananların ne kadar büyük bir tezat olduğunu ortaya koymak açısından bu örnekleri vermek istedim. Sertaç Eş de zaten aynı şekilde düşünüyor. Bu arada tabii helalleşmeye yönelik Kemal Kılıçdaroğlu'nun eylemleri, faaliyetleri bir şekilde sürüyor. Konya'ya gitti. Konya'da şehit yakınlarını ziyaret etti. IŞİD canileri Mehmetçiklerimiz Sefter Taş ve Fethi Şair'i şehit etti. Bugün Fethi Şahin'in ailesini ziyaret ettim. Bu olaya devlet suspus olmuştur. Peygamber Ocağı dediğimiz ordumuz suspus olmuştur. Erdoğan eleştirilmesin diye şehadet kurumuna dahi ihanet edilmiştir diye. Bir de tweet attı, bir de fotoğraf var. O fotoğrafta görüyorsun Konya'da. Abdülhatif Çener de var, Konya milletvekili aynı zamanda. O da orada şehit yakınlığı Fethi Şahin'in evinde çekilen bir fotoğraf. Şimdi bunlar... Artık dünya çok vahşileşti sevgili Lüle. Öyle bir vahşileşti ki bu şehitlerin nasıl şehit edildiğini maalesef ben işim gereği izlemek, videosunu izlemek zorunda kaldım. Ama kimseye izlemesini önermem. Bir ruhsal travmaya yol açabilecek şeyler, görüntüler. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun şehitlere karşı duyarlılığını biliyoruz. Her şeyi tartışabiliriz Sayın Kılıçdaroğlu'yla ilgili ama şehitlere karşı tutumu konusunda tartışamayız onu. Nasıl tartışamayız biliyor musunuz? Sayın Kılıçdaroğlu'na her şehit cenazesine giderdi. Ankara'da belli bir grubun örgütlediği Sayın Kılıçdaroğlu'na her seferinde yumurta atan o gruba rağmen Sayın Kılıçdaroğlu o şehit cenazelerine gider ve orada bulunurdu. Eğer gidemiyorsa, çok elzemse bütün parti yetkililerini oraya gönderirdi. Bu duyarlılığı var. Helalleşmek, devlet bir soyut kavram biliyoruz. Yani bütün insanların, kurumların oluşturduğu bir kavram. Ancak devleti birinci derecede temsil eden insanların bu anne babalara özellikle o zor bir şekilde ölüm ve şehit olma görüntüleri yansımış ailelere cidden bir helalleşme borcu var. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir takım helalleşme girişimlerine karşı çıkılıyor ama bu insanların devleti yanında görmeleri şart. Çünkü o insanlar askerdi, IŞİD kaçırdı ve vahşice öldürdü. Devleti yanlarında görmeleri emin olun o insanların, o yurttaşlarımızın psikolojisine de bir katkı olur. Yalnız olmadıklarını hissederler. Sayın Kılıçdaroğlu bu tutumunu sanıyorum iktidara geldiğinde de sürdürecektir ki devlet öyle bir şey olmalı. Kapsayıcı olmalı, yara saran olmalı. Bir ağlayan göze, gözün dayanacağı, suratın dayanacağı bir göğüs olmalı. Ama şimdi haberler çıkıyor. İşte o iki ismi, o iki şehit kardeşimizle ailesine bir açıklama yapan da yok. Bir bilgilendirme yapan da yok. Devlet bu anlamda soyut değil, o soyut kavram olmasından çıkıp somut bir şekilde devreye girmeli ve o insanların bundan sonraki yaşamlarını normal sürdürmesine katkıda bulunmalı. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemine göre iktidara geldiğimizde de bir takım şeyleri daha açık bir şekilde ifade edeceğiz dedi. Bu konudaki bazı bilgilerine dayanarak bazı şeyleri de iktidara geldikten sonra açıklayacağız dedi. Evet, biz de bazı şeyleri tahmin ediyoruz ama Sayın Kılıçdaroğlu kadar net konuşamıyoruz. O olayın gelişimine ilişkin bir takım şeyleri kastettiğini düşünüyorum. Evet. Son olarak bugün kabine toplantısı var. Şöyle hani flash bir şey çıkar mı Sertaç? Yani flash bir şey EYT konusunda belki bir şey çıkabilir mi? Çalışılıyor ama Erkan Akçay Aralık dedi, Kasım dedi. Aralık belki önümüzdeki yılın ilk haftasına sarkar dedi. Bütün insanların gözü dikkati EYT'de ama daha önemlisi ekonomik konuların görüşüleceğini biz bekliyoruz, düşünüyoruz. EYT burada çıkar mı? Sanmıyorum. Çünkü EYT'de olabildiğince kapsamlı bir şey yapılmaya çalışılıyor. EYT kapsamına giren herkese bir şekilde bunun faydasının
dokunmasını sağlamaya çalışıyorlar ve olabildiğince fazla insanın bundan yararlanmasının sandıkta kendi lehlerine olacağını düşünüyorlar. Çalışma bu meyanda devam ediyor. Ama ekonomi tabii ki her şeyden önce birinci gündem maddesi. Asıl zaten konuşulacak onu o. Evet. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sevgili Sertaç, Sertaç Eş bizimle birlikteydi. Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi. Sevgili Sertaç, 1 Ekim'de de meclis açılıyor. Kolay gelsin. Faaliyetler oldukça yoğun. Hepinize. 2 Ekim toplantı var. Cumhuriyet Halk Partisi ev sahipliğinde toplanılacak bu sefer altılı masa. Önümüzdeki haftadan itibaren de yoğun bir şekilde Ankara büroları çalışacak. Evet. Sertaç da Cumhuriyet Gazetesi'nin başında Ankara ofisinin diğer ofislerde çok faal bir şekilde başlayacaklar önümüzdeki haftadan itibaren. Evet. Kolay gelsin Sertaç. Çok teşekkür. Değerli izleyiciler, mesajlarınızı hep okudum ama mecburi cep telefonumdan bakabildim. Hepsini dile getiremedim ama biliyorum ki bizimle birlikteydiniz. Çünkü artık YouTube üzerinden mesajlarınızı da rahatlıkla yazabiliyorsunuz. Bilgisayarımın interneti bozuldu. Ama yarın düzeltmiş bir şekilde karşınızda olacağım. Çok teşekkürler bizimle birlikte olduğunuz için. Birazdan Evren Özalkuş, kraliçemiz sizinle birlikte olacak. Saat 18 itibariyle ben yine yarın saat 16'da buradayım. Yarın Seyit Torun, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı bizimle olacak. Aynı zamanda Sedat Bozkurt da sevgili gazeteci, meslektaşım, arkadaşım, o da burada olacak. Yarın sizi bekliyoruz.